Arkadaşlar bugün 6. ünitemiz olan Etkin Vatandaşlık Ünitesi'nde demokrasi nedir, demokrasinin temel ilkeleri nelerdir, devletlerin yönetim biçimleri, monarşi, oligarşi, cumhuriyetten söz edeceğiz. Onun sonrasında kuvvetler ayrılığı, yasama, yürütme ve yargı bizler için ne ifade etmekte? Kamuoyu, medya, bu gibi kuruluşların açılımları neler? 15 Temmuz askeri darbe girişimini anlattıktan sonra ünitemizi sonlandırmış olacağız. İlk olarak sizlere demokrasi kavramı bizler için ne ifade etmekte ve demokrasinin temel nitelikleri neler? Onlar üzerinden anlatımımızı yapmaya başlayacağız. Burada hemen demokrasinin temel ilkeleri bulunuyor arkadaşlar. Şimdi demokrasi halkın yönetime katılması, halkın kendi isteklerine göre yönetimi şekillendirmesi anlamına geliyor. Ve demokratik olan ülkelerde yönetim nasıl işliyor arkadaşlar? Daha rahat bir şekilde, daha özgürlükçü bir şekilde işlemesine olanak sağlıyor. Peki bu demokrasinin temel ilkeleri nelerdir? Görselde görmüş olduğumuz gibi milli egemenlik, hukukun üstünlüğü, çoğulculuk ve katılım, seçimler ve temsil, siyasi partiler, hürriyet ve eşitlik, demokrasinin temel ilkelerini oluşturmaktadır bizler için. İlk olarak sizlere milli egemenlik kavramını ifade etmekle başlayacağım. Milli egemenlikte halkın iradesinin yönetime yansıması söz konusudur. Peki hocam, halkın iradesi yönetime nasıl yansıyor? 18 yaşında sizlere verilecek olan seçme hakkıyla sandık başına gidip oy kullanacaksınız. X, Y, Z partilerinden düşünce olarak kendinize yakın gördüğünüz partiye oy verdiğiniz zaman temsilciler aracılığıyla bizleri ne yapacaklar ya da sizleri temsil etme şansına erişecekler. Böylelikle de milli egemenlik ne olmuş olacak? Yönetime yansımış olacak. Milli egemenlik kavramı gerçekleşmiş olacak. Hukukun üstünlüğü kavramı bizler için ne ifade etmekte? Hem yönetilenler hem de yönetenler için arkadaşlar hukuk kurallarının bağlayıcı olmasını ifade ediyor. Çoğulculuk ve katılım. Çoğulculuk, meclis içerisinde birden fazla partinin olması. Katılım da nedir arkadaşlar? Sivil toplum kuruluşlarına üye olduğumuz zaman, sandık başına gidip oy kullandığımız zaman katılımı yerine getirmiş oluyoruz. Seçimler ve temsil de aynı zamanda bizim için katılımın bir diğer özelliğidir. Siyasi partilerin mevcut olması da demokrasinin temel niteliklerindendir. Hürriyet ve eşitlik, hürriyet özgürlük anlamına geliyor arkadaşlar. Başkasına zarar vermeden anayasal haklarımızı bilip İstediğimiz şekilde davranabilmemiz hürriyet, yani özgürlük kavramıyla ifade ediliyor. Eşitlikte din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın anayasadan ya da toplum için bizlere sunulan imkanlardan eşit bir şekilde faydalanmamızı ifade etmekte. Demokrasi kavramının ne olduğunu sizlere ifade ettim ve sonrasında demokrasiyi oluşturan temel ilkeler nelerdir? Onların kısa bir şekilde açıklamasını yaptım. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Burada da aynen benim ifade etmiş olduğum gibi milli egemenlik kavramından söz ediyor. Görmüş olduğunuz gibi görselde bir oy sandığı ve bir oy pusulası bulunuyor. Egemenlik zaten yönetme yetkisi anlamına geliyordu. Halk sandık başına gidip oy kullandığı zaman milli egemenlik ilkesini gerçekleştirmiş oluyordu. Milli egemenlik yönetimle alakalıdır. Bir ülkenin ne şekilde yönetildiği hakkında bizlere bilgi vermektedir arkadaşlar. Milli bağımsızlık kavramıyla karıştırmayalım. Milli bağımsızlık söz konusu olduğu zaman sınırların korunması, yabancı devletlerin boyunduruğu egemenliği altında olmadan ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel anlamda bağımsız bir şekilde karar almamız geliyor. Milli egemenlik yönetim yapısıyla ilgilidir. Yabancı devletlere karşı yürütülen herhangi bir faaliyet bulunmamakta, halk sandık başına gidip oy veriyor düşünce olarak kendisine yakın bulmuş olduğu partilere ve halkın iradesi de yönetime yansımış oluyor. Devam ediyorum hemen. Hürriyet ve eşitlik kavramı biraz önce ifade etmiştim sizlere arkadaşlar. Hürriyet ve eşitliğin yanında bir de çoğulculuk kavramı bulunmakta. Demokrasilerde insanlar başkalarına zarar vermeden ne yapabiliyorlar? İstediğini yapma özgürlüğüne sahip olabiliyorlar. Dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın bunları yerine getirmemiz ise eşitlik kavramıyla bağdaşıyordu. Hemen yandaki görsele baktığımız zaman birden fazla partinin görseli bulunuyor. Birden fazla görüşün temsil edilmesine çoğulculuk adını vermekteyiz. Demokrasinin olmazsa olmazlarından, demokrasinin temel ilkelerindendir çoğulculukta arkadaşlar. Seçimlerde farklı görüşe sahip partilerin olması demek demokrasinin
tam anlamıyla işlevsel hale geldiğinin en açık göstergelerinden biridir. Dolayısıyla hürriyet ve eşitlik kavramı, çoğulculuk kavramı demokrasinin temel ilkeleridir şeklinde ifade edebiliriz. Devam ediyorum seçimler ve temsille arkadaşlarım. Yanında da çoğulculuk ve katılımdan söz ediyor hemen. Millet egemenliğinin gerçekleşmesi için seçimlerin yapılması gerekiyor ve 18 yaşında hem seçme hem de seçilme hakkı verilmiştir. Sandık başına gidip düşünce olarak kendimize yakın görmüş olduğumuz partiye oy kullandığımız zaman seçimlere katılıp temsil hakkımızı ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Bizleri mecliste temsil eden kişilere bu yetkiyi vermiş oluyoruz. Çoğulculuk ve katılım zaten biraz önce de ifade etmiştik. Demokrasilerde çoğunluğun görüşü kabul edilmektedir. Katılımın fazla olması demek de demokrasinin ne kadar işlediğinin göstergelerinden bir tanesiydi. Hukukun üstünlüğü çok önemli bir kavramdır sevgili arkadaşlar. Demokratik devletlerde ülkenin yönetimi, kurallar, yasaklar, vatandaşların hak ve görevleri yasalarla düzenleniyor arkadaşlar. Ve bu yasaların hem yönetilenler için hem de yönetenler için bağlayıcılığı söz konusu olduğu zaman hukukun üstünlüğü kavramını ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Yerine getirmiş oluyoruz. Devam ediyorum. Başlıca yönetim şekilleriyle devam ediyorum arkadaşlar. Peki bu başlıca yönetim şekilleri nelerdir? Monarşi, oligarşi, teokrasi, cumhuriyet başlıca yönetim şeklidir. Her devletin egemenlik anlayışı farklı olduğu için yönetim biçimi de farklıdır. Buna göre her ülkenin ya da her ülkede yer alan devletlerin yönetim biçimleri de farklılık göstermektedir. Monarşi ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Monarşi ne anlama geliyor? Bizler için ne ifade etmekte? Monarşide devletin yöneticisi kimse, padişahsa, kralsa, sultansa ya da çarsa bu unvanı taşıyan kimse, tek bir kişinin yönetime hakim olup devleti yönetmesine biz monarşi adını vermekteyiz. Savaş yapıldığı zaman, barışa karar verildiği zaman, vergilerin toplanması, ülke ve ülkenin geleceğiyle alakalı herhangi önemli bir konuda kimseye danışılmadan, halka danışılmadan ne yapılıyor arkadaşlar? Devletin başında bulunan kişi kimse, son sözü kendisine ait olduğundan dolayı ülkenin geleceğiyle alakalı kararı ne yapmış oluyor? Yerine getirmiş oluyor. Tek kişi hakimiyetine dayanıyor. Ve bu babadan oğula geçtiği zaman ya da hanedan, aile üyelerinden birine geçtiği zaman saltanat sistemini meydana getirmektedir. Saltanat sisteminde geçmiş dönemlere baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nde görülen bir yönetim anlayışıydı. Monarşi yönetimlerinde yöneticiye kimse karışamaz ve devletin başında bulunan yönetici kesinlikle seçimle iş başına gelmiyor. Yönetme yetkisi de biraz önce ifade etmiş olduğum gibi babadan oğula geçebiliyor ya da o devletin başında olan kişi ömür boyu devletin başında kalabiliyor. Yasama, yürütme ve yargı adını verdiğimiz güçleri tek bir kişi ne yapabiliyor? Kullanabiliyor. Demokratik midir? Antidemokratik bir uygulamadır. Antidemokratik, demokratik olmayan uygulamalar anlamına gelmektedir. Geçmiş zamanlarda sık kullanılan, sık devletlerin tercih etmiş olduğu bir yönetim şeklidir. Günümüzde geçerliliğini ne yapmıştır? Yitirmiştir. Monarşiyi anlattım, ne anlama geldiğini ifade ettim. Saltanatın ne olduğunu da söyledim. Babadan oğula ya da hanedan üyelerinden birine geçiyordu. Orada saltanat yönetimi oluyordu. Bir kavramım daha var, meşruti monarşi. Meşruti monarşide padişah bulunuyor. Padişahın yanında sınırlı da olsa meclisin bulunmuş olduğu yönetim anlayışı meşruti monarşidir. Bunu da lütfen ne yapmayalım arkadaşlar, unutmayalım. Kısmen de olsa meşruti monarşide demokratik bir uygulama vardır yorumunu yapabiliriz. Tabii geçmiş zamanın koşullarına göre arkadaşlar. Devam ediyorum. Monarşiden sonra anlatacağım bir diğer önemli yönetim biçimi arkadaşlar oligarşidir. Oligarşide yönetim belli bir sınıf, zümre ya da aristokratların elindedir. Soylu kesim adını vermiş olduğumuz kesim ne yapıyor? Devleti yönetiyor. Zengin, soylu, tüccar, aristokrat gibi bu sınıflara dahil olmasına önem gösteriliyor. Diğer kişilerin yöneticileri seçmesi gibi bir kural bulunmamaktadır. Demokratik bir uygulama mıdır? Hayır, değildir arkadaşlar. Oligarşi adını vermiş olduğumuz yönetim biçimi de antidemokratik bir yönetim şeklidir. İlk zamanlara baktığımız zaman özellikle arkadaşlar, özellikle İyonlarda oligarşi yönetimi görülüyor. Bunu da unutmayalım. Bir diğer yönetim biçimim teokrasi.
ailesiyle devam ediyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi görselde bir din adamı bulunuyor. Hemen yanında kutsal bir kitap bulunuyor arkadaşlar. Ülkenin dini kurallara göre yönetilmesi aklımıza gelmeli teokrasi kavramını gördüğümüz zaman. Bu yetkiyi Tanrı tarafından aldığını ve kullandığını iddia ediyor devletin başındaki yönetici. Ve dolayısıyla bu olduğundan dolayı ve kendi görüşleri ve düşünceleri hiçbir şekilde ne olamaz, eleştirilemez ve tartışılamaz boyuta ulaşıyor kendince. Ülke dini kurallara göre yönetiliyor. Oysa laiklik ilkesinde ve laik devlet düzeninde dini hiçbir siyasi kuruma ya da devletin hiçbir kademesine alet etmiyorduk arkadaşlar. Laiklik adını verdiğimiz kavramda din ve devlet işleri kesin ve net olarak birbirinden ayrıydı. Ama din adamı devleti yönetimini sağladığı zaman burada neden söz edemeyiz? Laiklikten söz edemeyiz. Yunanca'da teo din anlamına geliyor. Kratos da yönetim, yani dine dayalı yönetim anlamına gelmektedir. Vatikan'da, İran'da ve İsrail'de görülen yönetim biçimidir. Bir diğer yönetim biçimin en sevdiğim ve desteklediğim yönetim biçimi arkadaşlar, cumhuriyet. Cumhuriyet şu anlama geliyor, halkın iradesinin yönetime yansıması anlamına geliyor. Halkın iradesi nasıl yönetime yansıyordu? Seçimlerde sandık başına gidip ne yapıyorduk arkadaşlar? Oy kullanıyorduk. Düşünce olarak bizlere yakın gördüğümüz partilerin bizleri temsil etmesini sağlıyorduk. Yöneticileri halk belirliyor ve demokrasinin olduğu yerden demokrasinin olduğu yerde cumhuriyetten söz edebiliyoruz arkadaşlar. Demokrasinin olmadığı yerde cumhuriyet adını vermiş olduğumuz yönetim biçiminden söz etmemiz maalesef çok da mümkün değildir. Demokraside herkes yasalar önünde eşittir arkadaşlar. Eşit haklara sahiptir. Yasaların üstünlüğü söz konusudur. Cumhuriyet en iyi demokrasilerde uygulanabilir diye bir bilgi de bulunalım. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan ediliyor. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte de ülkemizdeki yönetim anlayışı netlik kazanıyor. Devamında çok önemli bir konu. Kuvvetler ayrılığı, yasamada kim var, yürütmede kim var, yargıda kim var? Bunlardan söz edeceğiz arkadaşlar. Yasama, meclis, yürütme iktidar yani hükümet, yargıda mahkemeler tarafından yerine getiriliyor. Şimdi bunları tek tek açıklamasını bulacağız. Hangi kurum ne faaliyeti yürütüyor, hangi kurumda ne var? Bunların işlerliğiyle alakalı bilgilendirmede bulunacağım. Cumhuriyet yönetiminde devletin 3 temel görevi vardır. Yasama, yürütme ve yargıdır. Bir daha tekrarlıyorum. Cumhuriyet yönetiminde devletin 3 tane temel görevi bulunmakta. Yasama, yürütme ve yargı arkadaşlar. Bu görevlerin her birini farklı kurumlar yapıyor. Bu görevlerin her birini farklı kurumlar yaptığı zaman biz buna kuvvetler ayrılığı adını vermekteyiz ve demokratik bir uygulama olduğundan söz edebiliriz. 1924 Anayasası'nda kısmen de olsa kuvvetler ayrılığı gerçekleşmişti. Kesin olarak kuvvetler ayrılığı 1961 Anayasası'nda bulunuyor. 1982 yani şu an günümüzde geçerli olan 1982 Anayasası'nda da işlerliğini devam ettirmektedir. Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Yürütmede Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu bulunmakta, yargıda bağımsız ve tarafsız mahkemelere verilmiştir. Bunu da lütfen unutmayalım sevgili arkadaşlar. Şimdi bizler için ne oluyor arkadaşlar? Devam ediyorum. Yasama. Yasama kanun yapma anlamına geliyor. Bir devlete düzeni sağlamaya yönelik kurallara biz yasa, diğer adıyla kanun adını vermekteyiz. Kanun yapmaya da yasama adı verilmekte. Kanun yapmakla görevli kurumumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplamda 600 tane milletvekili bulunmakta. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir denmiştir arkadaşlar. Yani kısacası yasa yapan kurumumuz kimdir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Devam ediyorum. Demokratik rejimlerin uygulandığı ülkelerde yasama organı halkın oyu ile seçilen meclislerdedir. Ülkemizde yasama organı halkın oylarıyla seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir arkadaşlar. Bu yüzden millet adına yasa yapma yetkisi kime verilmiştir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiştir. Bir diğer
Yürütmeyle devam etmek istiyorum arkadaşlar. Yürütme ne anlama geliyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan kanunların yürürlüğe konulması anlamına gelmektedir. Ülkemizde yürütme görevi Cumhurbaşkanı ve hükümete, yani Bakanlar Kurulu'na bağlıdır. Burada Cumhurbaşkanlığının liderliğinde toplanmış olan bir Bakanlar Kurulu'nun görseli bulunmakta. Devam ediyorum. Yargıyla devam ediyorum. Çok önemli kurumlarımızdan biri. Devlet kurumlarının, yöneticilerin ve vatandaşların yasalara uygun hareket etmediğinin sorgulanmasına yargılama adını vermekteyiz. Yargılama yetkisi bağımsız ve tarafsız mahkemelere verilmiştir arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz görselde de adalet mülkün temelidir demiştir. Adaletin hem bizler için hem de toplum için ne kadar önemli olduğunun vurgulaması. Ülkemizde herkes yasalara uymak zorundadır arkadaşlar. Yasalara aykırı hareket etmek suçtur. Yasalara aykırı hareket ettiğimiz zaman bunun bir cezası bulunmaktadır. Bu durum devletin otoritesinin korunmasına sebebiyeti veriyor arkadaşlar. Çünkü kanunsuz bir toplumla baş etmek olanaksız hale gelir. Türkiye Cumhuriyeti de hukuk devleti anlayışının benimsenmiş olduğu bir ülke olduğuna göre arkadaşlar, yasalar çerçevesinde toplum kuralları ne yapılmakta? Uygulanmaya çalışılmakta. Bu nedenle hiçbir organ, makam, yargıda bulunan hakim ve savcılara talimatta bulunamaz, onların düşüncelerini etkileyemez arkadaşlar. Bu da yargının bağımsızlığına atıfta bulunuyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi anayasamızda maddeler bulunmakta. Anayasamızın ilk 3 maddesi inanılmaz derecede önemlidir ve bu ilk 3 madde 4. maddeyle koruma altına alınmıştır. Şimdi biz bu ilk 3 maddede neler bulunuyor, içerikleri neler, onlardan söz edeceğiz. Anayasamızın ilk maddesini bilelim arkadaşlar. Anayasamızın ilk maddesi Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Anayasamızın ilk maddesinde devletin yönetim biçiminden söz etmiş. Cumhuriyet neydi? Yönetim biçimi anlamına geliyordu. Halkın iradesinin yönetime yansıması anlamına geliyordu. İlk maddemizde yer alan Türkiye Devleti bir cumhuriyettir de devletin yönetim şekli belirlenmiş olmuştur. İkinci maddeye baktığımız zaman cumhuriyetin niteliklerinden söz ediyor. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içerisinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Burada ikinci maddede görmüş olduğumuz gibi cumhuriyetin niteliklerinden söz edilmiştir. Üçüncü maddemize baktığımız zaman devletin bütünlüğü, resmi bayrağı ne, İstiklal Marşı ve başkenti, diline bundan söz etmiştir. Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Buraya kadar görmüş olduğumuz kısımda devletin bütünlüğüne atıfta bulunmuştur. Dili Türkçedir. Dilinden söz ediyor. Milli Marşı İstiklal Marşı'dır ve başkentin Ankara olduğundan söz ediyor. Değiştirilemeyecek hükümler 4. maddemizde yer alıyor. Anayasanın 1. maddesinde yer alan devletin şekli, 2. maddesinde yer alan cumhuriyetin nitelikleri ve 3. maddemizde yer alan hükümlerin değiştirilemez olması, değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Bununla alakalıdır arkadaşlar 4. maddemizle. 7. maddemize baktığımız zaman yasama yetkisi hangi kurum tarafından yürütülmekte ve bizler için ne ifade ediyor? Onun açıklaması bulunmuştur. Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiştir arkadaşlar. Yasa yapan kuruluştur. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşudur. Yasama zaten kanun yapma, yasa çıkarma yetkisi anlamına geliyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 600 tane milletvekili bulunmakta. 550'den 600'e çıkmıştır arkadaşlar. Ne kadar çok milletvekili olursa halkın iradesinin yönetime o kadar yansıdığı yorumunda da bulunabiliriz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Burada etkin gücün millet olduğu vurgulaması yapılıyor arkadaşlar. Seçimler 5 yılda bir yapılıyor. 18 yaşına gelen kişiler ne olabiliyor? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşını doldurmuş kişiler de milletvekili seçilebiliyorlar. Peki bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri nelerdir? Onlara bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunları koyuyor, değiştiriyor ve kaldırma yetkisine sahiptir. Genel ve özel af ilanına karar verme yetkisi sahiptir. Savaş ilanına karar verebiliyor ve para basılmasına karar veren kuruluşumuz hangisidir arkadaşlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. 23 Nisan 1920'de kurulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir daha tekrarlamak istiyorum. Yasama yapma yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiştir. 600 tane milletvekilinden oluşmaktadır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir vurgulamasıyla halkın
iradesinin ne kadar etkin bir güç olduğunun en açık göstergesi. Devam ediyorum. Yürütme yetkisi ve göreviyle anayasamızın 8. maddesinde yer alan yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı'na verilmiştir arkadaşlar. Peki bu Cumhurbaşkanı seçilebilmek için belli başlı özelliklerimiz yok mu, var mı? 40 yaşının doldurmuş olması, yüksek öğretim mezunu olması, yüksek öğretim üniversite mezunu olması gerekiyor arkadaşlar. 5 yıllığına 2 dönem olmak üzere 10 yıl yapabiliyor arkadaşlar Cumhurbaşkanı görevi. Cumhurbaşkanı hükümet sistemine göre Cumhurbaşkanı hem hükümetin hem de devletin başıdır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Devam ediyorum. Cumhurbaşkanının görev ve yetkileriyle devam etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı biraz önce de ifade etmiş olduğumuz gibi hem hükümetin başı hem de devletin başıdır. Uluslararası antlaşmalar yapıldığı zaman bu uluslararası antlaşmaları onaylamak Cumhurbaşkanının görevidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını temsil ediyor Cumhurbaşkanı. Kanunları onaylamak ve bakın kanunları çıkaran merci Türkiye Büyük Millet Meclisi'de, çıkarılan kanunları onaylayan ve resmi gazetede yayınlanmasını sağlayan Cumhurbaşkanı'dır. Milli Güven MGK adını vermiş olduğumuz Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gerektiğinde Cumhurbaşkanı toplantıya çağırabiliyor. Devleti hem yurt içinde hem de yurt dışında temsil edebiliyor. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanları atamak ya da görevlerine son vermek de Cumhurbaşkanı'nın görevleri arasında. 9. maddemizde yargı yetkisinden söz edilmiştir. Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelere verilmiştir. Yargı bireylerin kendi aralarında ya da devletle yaşamış oldukları uyuşmazlıkların çözmeyle görevli bir kurumdur. Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelere verilmiştir. Vatandaşlar mahkeme kararlarına itiraz edebiliyorlar. Bunu da unutmayalım. Üst mahkemeye başvurabiliyorlar. Yargı yetkisi bağımsız ve tarafsız mahkemelere verilmiştir sevgili arkadaşlar. İşte yasama, yürütme ve yargı, yasamanın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yerine getirilmesi, yürütmenin yani çıkarılan kanunların yürürlüğe konulmasında Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nun bulunması ve yargılamada bağımsız ve tarafsız mahkemelerin yerine getirmesi kuvvetler ayrılığının işlerliği kazandığını gösterir. Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir devlet olduğundan dolayı kuvvetler ayrılığı ilkesi bizde uygulanan bir sistemdir. Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurlarla devam etmek istiyorum. Sivil toplum kuruluşu, referandum, onun sonrasında siyasi partiler ve medya kavramları bizlere ne ifade etmekte? Onların açıklamasında bulunacağım arkadaşlar. Birey olarak hepimiz farklı grup ve kurumların içerisinde yer almaktayız arkadaşlar. Bu farklı grup ve kurumların hepsinin belli başlı faaliyetleri bulunmaktadır. Ve bunlar her zaman doğru bir şekilde faaliyetlerini yürütmüyorlar arkadaşlar. Bizler de bu içinde bulunmuş olduğumuz grup ve kurumlardaki işlevsellik ne anlamda, ne şekilde yürütülüyor? Bunları takip etmemiz gerekmekte. Çünkü bunlar yanlış kararlar alabilmektedirler. Bunlar yanlış karar aldıklarında bizler yerimizde hiçbir şekilde bunlara müdahale etmeden durduğumuz zaman etkin vatandaşlık adını verdiğimiz kavramı yerine getirmemiş oluruz arkadaşlar. Ülke yönetimine ve toplumun karar alma sürecine ne kadar çok etkin katılım gösterirsek o kadar anayasanın bizlere vermiş olduğu hakları kullanmış oluruz arkadaşlar. Vatandaşlar bu haklarını kullanıp çeşitli yollarla düzenleme yapılmasını istediği konularda kamuoyu oluşturabilirler. Kamuoyu halkın benimsemiş olduğu genel düşünce anlamına geliyor. Fikirlerini yetkili kişilere duyurabilir ve yönetime katılabilirler. Böylelikle de katılımcı demokrasi tam anlamıyla gerçekleşmiş olur. Kararlara katılan ve onlara kendinden bir şeyler katan kişiler bu kararları daha iyi belirlerler. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Sınıf kuralları uygulandığı zaman öğrencilerle yani sizlerle birlikte bu kuralların neler oluşturur diye belirlediğimiz zaman sizlerin bu kurallara rahat bir şekilde uyması daha da kolay bir şekilde uyması daha da yetkinlik kazanır. Toplumca alınan kararlar bir kişinin kararından daha fazla kabul görür. Kararlara katılan kişilerin gerekçelerini bildirdikleri için uygulamaları daha bilinçli bir şekilde seyir izler. Devam ediyorum hemen sevgili arkadaşlar. Şimdi siyasi partilerle devam ediyorum. Siyasi partiler de yönetimin karar alma sürecinde yönetimi etkileyen en önemli unsurlarından bir tanesidir. Ne kadar çok siyasi parti olursa
meclis içerisinde o kadar demokrasi işlerlik kazanır yorumlamasında bulunabiliriz. Seçimlerde oy kullanarak onlara destekte bulunabiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde yerel yönetimlerde belediye başkanlığı seçili ve muhtarlık seçimlerinde yapılan halk oylamaları da sürece dahil olmamızı sağlayan önemli görevlerdir. Referandum halk oylaması anlamına geliyor. Referandumun olması da demokrasinin en temel niteliklerinden biridir arkadaşlar. Halkın türlü siyasi ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu ve olumsuz görüşlerini belirlemek için başvurulan bir oylamadır referandumda. Bunu da lütfen unutmayalım. Devam ediyorum. Siyasi partilerden sonra sivil toplum kuruluşları, toplumda meydana gelen herhangi bir sorunla alakalı gönüllü insanların bir araya gelerek maddi kazanç elde etme amacı gütmeden bu soruna çeşitli yollarla çözüm bulma arayışıdır arkadaşlar. Sivil toplum kuruluşları devletten bağımsız bir şekilde ne yapıyorlar arkadaşlar? Görevlerini yürütmeye çalışıyorlar. Bir soruna çözüm bulmak, farkındalık oluşturabilmek en temel görevlerinden biridir. Birlik ve beraberlik duygusunun da işlerlik kazanmasına yardımcıdır sivil toplum kuruluşları. Devam ediyorum. Sivil toplum kuruluşlarından sonra medya kavramıyla. Medya kavramı bizler için ne ifade etmekte? Medya toplumda sözlü ve yazılı haber alma imkanı sağlayan televizyon, genel ağ yani internet, gazete, dergi gibi kitle iletişim araçlarının oluşturmuş olduğu basın ve yayın organlarına deniyor. Medya toplumun yönlendirilmesi ve kamuoyu oluşturulmasını sağlıyor. Ayrıca toplumda sosyal medya kullanımı da hepinizin bilmiş olduğu üzere inanılmaz derecede yaygınlık göstermiştir. Kamuoyu ne anlama geliyor? Bizler için ne ifade ediyor? Yönetimin karar alma sürecini etkileyen en önemli unsurlardan biri de kamuoyunun varlığıdır. Aynı düşüncedeki insanların bir araya gelip oluşturmasıyla, bir araya gelmesiyle oluşuyor kamuoyu. Bireyler oluşturmuş oldukları kamuoyu sayesinde yönetimin kararlarında da etkili oluyorlar. Çoğulculuk, demokrasi, hukuk ve katılım kavramları demokrasi halkın egemenliğiydi arkadaşlar. Halkın görüşlerinin yönetime yansımasıydı. Bunun sonrasında demokraside eşit oy ilkesi bulunmakta. Gizli oy ve eşit oy. Gizli oy nedir arkadaşlar? XYZ partilerinden herhangi birine oylamada bulunduğumuz zaman ne yapıyoruz arkadaşlar burada? Bunu gizli bir şekilde yapıyoruz. Kimse görmüyor bunu. Ve eşit oy ne anlama geliyor? Eşit oyda da arkadaşlar dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın herkesin bir tane oy kullanma hakkına da biz eşit oy adını vermekteyiz. Demokratik toplumlarda seçimlerin yanı sıra siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve medyada ne yapıyordu? Yönetimin karar alma sürecini meydana getirmekteydi arkadaşlar. Demokratik yönetimlerde insanların temel hakları güvence altındadır. Demokrasi kanun ve kuralların bağlayıcı olduğu hukukun üstünlüğü ve çoğulculuğun yönetimiyle birlikte azınlık haklarının da korunmasını ne yapıyor arkadaşlar? Fayda sağlıyor. Tarih boyunca Türk devletlerinde demokratik uygulamalar süre gelmiştir arkadaşlar. Yöneticilerin yanında bir danışma kurulunun bulunması, mesela ilk Türk devletlerinde kurultayın varlığı ne ifade ediyordu bize arkadaşlar? Demokratik yönetim anlayışının olduğundan söz ediyordu. Demokrasi bir yönetim şekli olduğu için aslında yönetimi de içine alan bir yaşam biçimidir. Demokrasi için bir yaşam biçimidir diyebiliriz arkadaşlar. Okulda, evde demokrasi nasıl işliyor? Bunlardan biraz söz edelim arkadaşlar. Demokrasi bilinci ilk olarak toplumun temel taşı olan ailede başlıyor. Herhangi bir karar alındığı zaman aile üyelerinin her birinin görüşlerinin dikkate alınması demokrasinin ailede uygulandığının en temel göstergelerinden biri oluyordu arkadaşlar. Devam ediyorum. Anne baba, aile ve çocuklarla ilgili kararlarda çocukların fikirlerinde alınması ailede demokrasi kavramının işlerlik kazandığını gösteriyor. İnsanların aileden sonra demokrasi bilincini kazandığı bir diğer yerde okuldu. Mesela eğitsel kolların seçimi olduğu zaman, sınıf başkanlık sistemi seçimi olduğu zaman ne oluyor arkadaşlar? Burada da okulda demokrasi uygulamasının yapıldığı görülüyor. Temmuz'da askeri darbe girişimiyle devam ediyorum arkadaşlar. Darbe kavramı bizler için ne ifade ediyor? Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hükümetin yapmış olduğu yönetimin hiçe sayılıp yönetimin ele geçirilmeye çalışılmasıdır. Bir nevi askeri darbe ne yapıyor arkadaşlar? Millet iradesine engel olmaya çalışıyor.
15 Temmuz 2016'da 7'den 70'e çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle halk bu darbe girişiminin meydana gelmesine fırsat vermemiştir arkadaşlar. Herkes bertaraf olmuştur. Ülkenin bu tehditle karşı karşıya olmasını ne yapmıştır arkadaşlar? Vermiş olduğu mücadeleyle bertaraf etmiştir. Türk milletini vatansız, bayraksız, devletsiz bırakmak niyetiyle başlatılan bu darbe girişimi kendi seçtiği yönetimiyle el ele veren millet iradesiyle ne olmuştur arkadaşlar? Milletin iradesinin kararlılığı karşısında başarısız olmuştur. Darbe girişiminin engellenmesiyle birlikte ülkemiz bir işgal girişiminden de kurtarılmış olmuştur. Yanda görmüş olduğunuz gibi ilk kurşunu atan Ömer Halis Demir bulunuyor arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Demokratik aile ve okulda demokratik bir toplumun nasıl oluşturulmasından söz ediyor devamında arkadaşlar. Biraz önce de ifade etmiştik. Demokratik toplumda insanlar sosyal yaşam içerisinde birbirleriyle ilişkilerinde hak ve sorumluluklarını dikkat ediyorlar arkadaşlar. Karşısındaki insanın haklarını da ne yapmıyorlar? Zarar vermemeye çalışıyorlar. Anayasa ve yasaların verdiği hak ölçüsünde istediğini yapabilen vatandaşlar çeşitli yollarla yönetime katılabiliyorlar. Seçimlerde oy kullanabiliyorlar arkadaşlar. Ancak demokrasinin insana verdiği bu hak ve özgürlükler tarih boyunca birçok kez insanların elinden alınmıştır ya da alınmayı istemiştir. 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan askeri darbe girişimi de nedir arkadaşlar? Bunlardan biridir. Ama milletimiz yapmış olduğu güzel bir savunmayla işgal girişimine geçit vermemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası millet adına yönetme yetkisini 5 yıllığına Cumhurbaşkanlığına veriyor arkadaşlar. Yetkiyi kim kullanırsa kullansın, gerçek anlamda iradenin asıl sahibi millettir. Bunu lütfen unutmayalım. Ancak bazı dönemlerde milletin kullandığı bu yetkiden rahatsız olan illegal yani yasal olmayan gruplar bulunuyor. Bunlar da ne yapmaya çalışmışlar arkadaşlar? Yönetimi etkisiz bırakmaya çalışıp ülke yönetimini ele geçirmeye çalışmışlardır. Bunlar da askeri yönetim şeklinde ifade ediyoruz. 15 Temmuz 2016'da yapılan askeri darbe girişimi de ne olmuştur arkadaşlar? Bertaraf edilmiştir. Şimdi anayasa ve yasa kavramı bizler için ne ifade ediyor? Onunla devam etmek istiyorum. Temel hak ve özgürlükler anayasamız tarafından koruma altına alınmıştır. Bizlere doğuştan verilen en temel hakkımız yaşama hakkıdır arkadaşlar. Eğitim öğretim hakkı, sağlık hakkı, kişi dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliği gibi birçok hak verilmiştir ve yasa ve anayasalar tarafından güvence altına alınmıştır. Anayasanın temel hak ve özgürlüklerin korunması, kullanılabilmesi, imkanların hazırlanması bakımından da devlete çeşitli görevler vermiştir. Devlete verilen çeşitli görevlerin yanında halka da çeşitli görevler düşmektedir arkadaşlar. Türk vatandaşlarına da bu konuda çeşitli görev vermiştir. Türk vatandaşlarına düşen görevler, bu görevlerin gereği neyse onları zamanda yerine getirilmesiyle alakalıdır. Tüketici hakkı, temiz bir çevrede yaşama hakkı, eğitim hakkı, yargı hakkı, sağlık hakkı, vergi ödemesi, ve bunlar da devletin yerine getirmesi gereken hak ve sorumluluklardan. Şimdi medeni kanunla devam ediyorum. Çok önemli bir konudur medeni kanun, kadına verilen önem ve değer. Medeni kanunla devam ediyorum. Ondan sonra da ünitemizi sonlandırmış olacağız. Arkadaşlar Türklerin ilk ana vatanı Orta Asya'da. Orta Asya'dan sonra günümüze kadar kadın inanılmaz derecede toplum tarafından el üstünde tutulan, değer verilen bir varlık olarak hep mevcudiyetini korunmuştur. Osmanlı Devleti'nde Mecelle adını verdiğimiz kanunlar uygulanıyordu. Mecelle'de kadına çok fazla söz hakkı verilmiyordu ama 17 Şubat 1926 yılında kabul edilen medeni kanunla birlikte ne olmuştur? Kadına verilen haklar genişletilmeye başlamıştır. Kadınlar yani bir nevi kadınların hakları koruma altına alınıyor. Tek eşli evlilik, resmi cüzdanın olması, onun sonrasında mirasta erkeğe ne kadar pay düşüyorsa kadına da o kadar pay düşülmesi, kadına boşanma hakkının verilmesi ve onun sonrasında şahitlikte kadın ve erkek eşitliğinin kabul edilmesi medeni kanunun vermiş olduğu haklardı. Şimdi şunu unutmayalım, medeni kanunda sosyal ve ekonomik haklar verilmiştir, siyasi haklar verilmemiştir. Siyasi haklar 1934 yılında verilen vekillik yani milletvekili seçilmesiyle kadınlara veriliyordu. Ama bizim medeni kanunun tarihi 17 Şubat 1926'dır arkadaşlar. Bir kez daha sizler için ifade edeyim. Orta Asya'dan günümüze uzanan süreçte kadına hep değer verilmiştir arkadaşlar. Mesela ilk Türk devletlerinde hatun vardı. Devlet işlerinde yetkilidir arkadaşlar. Hatun buyurdu şeklinde ifadeler bulunması kadına verilen önemin göstergesidir. Milli mücadele dönemine baktığımız zaman da kadın aktif bir şekilde hem cephe gerisinde bulunuyor, yardımda bulunuyor arkadaşlar. Kadına inanılmaz derecede toplum olarak önem verilmiştir.
Mecelle adını verdiğimiz kanun biraz önce de ifade etmiş olduğum gibi Osmanlı Devleti'ne aittir ve kadına çok fazla orada haklar verilmiyor. Medeni kanunun gelmesiyle birlikte kadına verilen haklarda bir genişleme meydana geliyor. Tek eşli evlilik, resmi nikah, şahitlikte kadın ve erkek eşitliğinin kabul edilmesi, kadına boşanma hakkının verilmesi, mirastan da erkek ne kadar pay alıyorsa kadın da o kadar paya sahip olması kadına verilmiş olan en güzel haklardan biriydi arkadaşlar. Medeni kanunda bir kez daha ifade ediyorum. Sosyal ve ekonomik haklar genişletilmiştir. Sosyal ve ekonomik hak verilmiştir ama siyasi hak verilmemiştir. 1934 yılında milletvekili seçimine katılmayla kadınlara siyasi haklar verilmiş oluyor. Sevgili arkadaşlar, bu ünitemizde demokrasi neydi, işlerlikleri nelerdi, demokrasinin temel ilkelerinden söz ettik, yasama, yürütme ve yargı, yönetim biçimleri, sivil toplum kuruluşları, sosyal medya bize ne ifade ediyor, bunlardan söz ettik. Son olarak da 15 Temmuz askeri darbe girişimi ve medeni kanunu ünitemizi sonlandırmış olduk. Bugünlük anlatacaklarım bunlardır arkadaşlar. Bir sonraki ünitemizde de zaten sizlerle devam edeceğiz.